Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıfı İstaf'ın e 26. föyündeyiz. Ödev testlerinin çözümlerini yapacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Denkleminin kökler toplamı 4, kökler çarpımı 3 olduğuna göre b artı c kaçtır? İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını biz ne yapıyorduk? Kat sayılar yardımıyla buluyorduk. Denklemimiz eğer ax kare artı bx artı c eşittir 0 formatındaysa Köklerde x1 ve x2 ise x1 artı x2 eksi b bölü a'ya eşitti. Kökler çarpımı ise x1 çarpı x2 ise c bölü a'ya eşitti. Şimdi bu denklemin kökler toplamı 4 ise x1 artı x2 4 ise arkadaşlar kökler toplamı neye eşit? Eksi b bölü a. Yani x'in katsayısı sayısı b'nin eksilisini alacağız. Eksi b x karenin katsayısı olan a'yı a'ya böleceğiz. x karenin katsayısı zaten 1. Yani bu denklemin A, B, C'sini yazsak A'sı 1, B'si zaten B olarak verilmiş, C'si de zaten C olarak verilmiş. Yani burada A'dan kastımız X karenin katsayısı, B'den kastımız X'in katsayısı, C'den kastımız da sabit sayı. X karenin katsayısı 1, X'in katsayısı B, sabit sayı da C. Eksi B bölü A'dan eksi B bölü 1 geliyor. Eksi B eşittir 4 ise B eşittir eksi 4 oluyor. Kökler çarpımı tarafına baktığımızda kökler çarpımı 3'müş. Kökler çarpımını biz c bölü a ile buluyoruz. c'si yine c bunun. a'sı da 1. c bölü 1'den c eşittir 3. b artı c soruluyor. b eksi 4. c artı 3 topladığımız zaman cevap eksi 1 olur. İkinci sorudayız. x kare eksi 4 eksi mx artı m eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir x1 artı x2 yani kökler toplamı kökler çarpımına eşitmiş arkadaşlar. Bu denklemin abc'sini yazalım. a yani x'in x karenin katsayısı sayısı 1. b yani x'in katsayısı eksi 4 eksi m. c'si ise sabit sayı m. Şimdi kökler toplamını biz nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a ile kökler çarpımında c bölü a ile buluyorduk. Zaten a'lar eşit. Demek ki eksi b, c'yi eşitmiş. B zaten eksi parantezinde 4 eksi M. Eksi B ne olacak? Bu eksi artıya dönüştürecek. 4 eksi M'ye eşit olacak. C sayısı da M'ye eşit zaten. Eksi M'yi sağ tarafa attığımda artı M'den 2 M yapacak. 2 M 4 ise M eşittir 2 olacak. x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır? Burada da kökleri bulamıyoruz, Çarpanlarına ayıramıyoruz. Diskriminant da çok uzun sürecek. O yüzden kökler toplamı ve kökler çarpımıyla bir şeyler bulmalıyız. Buradaki çarpma işlemini dağıtırsam, x1 çarpı x2 gelir, kökler çarpımı gelir. X1 çarpı 1, x1. Biri dağıtırsam, 1 çarpı x2, x2. 1 çarpı 1'den artı 1 olur. Kökler çarpımı ve kökler toplamını toplayacağız, sonra 1 ekleyeceğiz. Denklemin A, B, C'sini belirlersek A1, B-4, C de 1. Kökler çarpımı C bölü A, kökler toplamı eksi B bölü A. C1, A da 1, C1 bölü 1. B, eksi 4, eksi B artı 4, A da 1. 1, 4 de buradan 5, 1 de buradan sonuç 6 olur x kare eksi 8 x artı a eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 3 x1 eşittir x2 denmiş. Ve burada denklemin abc'sini belirlersek a'sı 1 x karenin katsayısı b'si eksi 8 x'in katsayısı c'si ise sabit sayısı a. Şimdi biz burada kökler çarpımına ulaşamayız. Çünkü c bölü a'dan bilinmeyen bir sayı geliyor. Ama kökler toplamına ulaşabiliriz. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'ya eşit. B eksi 8. O halde eksi eksi 8'den artı 8 olur. A zaten 1. 8 bölü, 8, 8 bölü 1'den kökler toplamı 8 olur. Kökler toplamında şöyle bir şey yapalım. X2 3 tane X1'e eşit olduğuna göre X2 gördüğümüz yere 3 tane X1 yazalım. X1 artı 3 tane X1 8'e eşitse yani 4 tane X1 8'e eşitse her tarafı 4'e böldüğümde X1 eşittir 2 olur. Benden a isteniyor. Denklemde yerine yazarsak sonuçta bu x1 bu denklemin kökü. x yerine x1'i yazdığımda yani 2'yi yazdığımda bu denklem doğru olur. Yazıyorum a'yı buluyorum. 2'nin karesi eksi 8 çarpı 2 artı a eşittir 0. 4 eksi 16 artı a eşittir 0. 4 eksi 16 eksi 12 artı a eşittir 0. Eksi 12'yi diğer tarafa attığımda a eşittir artı 12 olur. X kare eksi mx artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1 çarpı x2 artı 3 eksi olmuş. Bir kere burayı bir daha atalım. X1 çarpı x2 artı 3 tane x1 olur. Eşittir eksi 10. X1 çarpı x2 kökler çarpım. Biz kökler çarpımını bulabiliriz. C bölü a'dan. Denklemin abc'si nedir? A'sı 1, b'si eksi m, c'si ise artı 2'dir. Kökler çarpımı c bölü a'dan 2 bölü 1'den 2'dir. 2 artı 3 tane x1 eşittir eksi 10. 3 tane x1 2'yi diğer tarafa attığımda eksi 2 olarak gelecek. Eksi 10 eksi 2 eksi 12 olacak. Her tarafı 3'e böldüğümde x1 eşittir eksi 4. Köklerden birini bulduğuma göre denklemde yerine yazarım m'yi bulurum. O halde x yerine denklemde eksi 4 yazarsam eksi 4'ün karesi Eksi m çarpı eksi 4 artı 2 eşittir 0 olur. 16 artı 4 m artı 2 eşittir 0 olur. 16 ile 2'yi toplarsak 18, 4 m artı 18 eşittir 0. 18'i diğer tarafa atarsam eksi 18, her tarafı 4'e bölersem 18 bölü 4 olur. 2 ile sadeleştirdiğimde eksi 9 bölü 2 olur m sayısı. Altıncı soruda z'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere z kare eksi 4 z artı 13 eşittir 0 olduğuna göre z1'in eşleniği artı z2'nin eşleniği ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi biz bir önceki föyde şu özelliği gördük. İki karmaşık sayının eşleniklerinin toplama toplamlarının eşleniğine eşittir. Ben burada kökler toplamını çok rahat bulabilirim. Burada kökümüz zaten z. Burada ABC'yi e, A, B, C'yi belirlersek A1 Z karenin katsayısı B-4 Z'nin katsayısı C de 13. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan şöyle diyelim Z1 artı Z2 eksi B bölü A'dan B eksi 4 zaten eksi B artı 4 olur. A da 1 4 olur. Yani kökler toplamı 4. E, 4'ün eşleniği 4 zaten reel sayı. Sanal kısmı yok bir karmaşık sayının eşleniği alınırken ne yapıyorduk? Reel kısmı aynen bırakıyorduk. Sanal kısmın işaretini değiştiriyorduk. Burada zaten sanal kısım olmadığı için sonuç kendisine eşit işte olacak. Reel kısım aynen kalacak. Yani cevap 4 olacak arkadaşlar. Şimdi burada bir e, kök e, ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemin köklerinin toplamında zaten hep ne olur? Hani mesela a artı b i ise Diğeri a eksi bi olacak. Hani köklerden biri karmaşıksa diğeri eşleniği oluyordu. Kökler toplamı her zaman reel sayı olur arkadaşlar. A a 2a yani sanal kısımlar birbirini götürür eşlenik olduğu için. İkinci testteyiz. X kare eksi 4x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1'in karesi artı x2'nin karesi değeri nedir? X1'in karesi artı x2'nin karesi karesine eşitti. X1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 idi. Bu çarpanların ayırma da görmüştük. Yani kökler toplamını bulacağız. Kökler çarpımını bulacağız. Sonuca ulaşacağız. Denklemin abc'sini belirleyelim. a1 x karenin katı sayısı b x'in katsayısı eksi 4 c'de sabit sayı eksi 2. Kökler toplamı x1 artı x2 nedir? Eksi b bölü a'dır. B zaten eksi 4. Eksi b artı 4 olur. A da 1. Kökler toplamı artı 4. Kökler çarpımı c bölü a eşit. c eksi 2 a 1 eksi 2 bölü 1'den eksi 2. Buraya da eksi 2 yazacağız. Şimdi 4'ün karesinden 16 eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4 topladığımız zaman cevap 20 yapacak. Yani burada a x kare eksi 6 x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir kökler toplamı 1'miş. Şimdi bu denklemin A, B, C'sini belirleyelim. A'sı yani x karenin katsayısı zaten A olarak verilmiş. B'si x'in katsayısı eksi 6. C'si ise eksi 2. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'ya eşittir. Eksi b, b eksi 6 olduğu için artı 6 olur. A'sı zaten a. Kökler toplamı 1 ise 6 bölü a 1'e eşit demektir. İşler dışlar yaptığımızda a eşittir 6 sonucuna ulaşırız. A eşittir 6 çıktı arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? X1'in küpü artı X2'nin küpü. Şimdi bir tane özdeşliğimiz vardı hatırlarsanız. A küp artı B küp. Bu ne eşitti? A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kareydi. Ve burada ben e, çarpanların ayırma feyiydi. Kısa bir formül vermiştim size. Toplamları şurayı tekrar düzenlemiştik. Toplamlarının karesi eksi 3 tane çarpımları demiştik. Yani a artı b'ye t demiştik. a çarp b'ye de ç demiştik. Şimdi burada köklerimiz x1 yani a x1 e, b de x2 Dolayısıyla x1 artı x2 çarpı x1 artı x2'nin karesi eksi 3 tane çarpımları x1 çarpı x2 olacak. Yani toplamlarını ve çarpımlarını biliyorsak eğer istenen ifadenin sonucuna ulaşacağız. E toplamları zaten 1. x1 artı x2 yerine 1 yazacağız zaten. Çarpımları ne? Çarpımları c bölü a idi. x1 çarpı x2 c bölü a'dır. c eksi 2 a'yı da 6 bulduk. Yani eksi 1 bölü 3. Çarpımlarının yerine de eksi 1 bölü 3 yazacağız. O halde bu ifade neye dönüşecek? 1 çarpı 1'in karesi yine 1. Eksi eksiden artı 3 sadeleşecek 1. Yani 2 çarpı 1'den sonuç 2 olacak arkadaşlar. Cevap deniz. Üçüncü sorudayız. Denkleminin simetrik iki gerçek kökü olduğuna göre köklerden birisi biri aşağıdakilerden hangisidir? Simetrik iki gerçek kök varsa kökler toplamı sıfırdır. Ve kökler çarpımı negatiftir. Yani köklerden biri diğerinin eksilisidir demiştik. Ve kökler zıt işaretlidir. çarpımları negatiftir eksilisi olduğu için. Kökler toplamının formülü neye eşittir? Eksi b bölü a'ya. Yani bu işlemin sonucu sıfırsa b sıfırdır demiştik. Yani x'in katsayısı b'yi veriyordu bize. Dolayısıyla M'nin karesi eksi 4 ifadesi 0 olacak ki simetrik 2 tane gerçek kök olsun. B sayısı eşittir 0 olmalı yani. Buradan M'nin karesi eşittir artı 4. M yani karesi artı 4 ise kendisi ya artı 2'dir ya da eksi 2'dir. 2 ihtimal var. Hangisini alacağız peki? Şimdi kökler çarpımı negatif olacaktı. Kökler çarpımında burada ABC'yi belirlemedik ama A1 B Eksi parantezinde m kare eksi 4 zaten bunu 0 bulduk. Kabul ettik. C de 2m. Kökler çarpımı c bölü a'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor. a zaten 1 yani c'nin negatif olması gerekiyor. c neye eşit? 2m'ye. 2m'nin negatif olması için m'nin eksi 2 olması gerekiyor. Artı 2 olursa olmaz. Yani m kesinlikle 2'dir arkadaşlar. Şimdi m yerine 2 yazdığımda Zaten 2'nin karesi 4 eksi 4'ten zaten burası 0 olması gerekiyordu. Olacak. 2 çarpı 2'den 4 olacak. Yani denklem x kare eksi 4 m yerine eksi 2 alacağız. Artık değil. x kare eksi 4 eşittir 0 denklemine dönüşecek. Şimdi burada x'in karesi eşittir 4 ise diğer tarafa attığımda x ne olur? Ya artı 2 ya da eksi 2 olur. Gerçekten de bakın köklerden biri artı 2 ise diğeri eksi 2 oluyor. Topladığınızda kökler toplamı 0. Çarptığınızda negatif. Diyor ki köklerden biri hangisidir? Köklerden bir tanesini vermiş. Eksi 2'yi vermiş. Artı 2'yi vermemiş. Dolayısıyla cevabımız eksi 2. Dördüncü sorudayız. X kare artı x1 eksi 3 x eksi 4 x 2 eşittir 0 sıfır. denkleminin 0'dan farklı kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 artı x2 toplamı kaçtır? Şimdi bu denklemin abc'sini belirlersek, x katsayısı 1, b'si x'in katsayısı x1 eksi 3, c'si ise sabit sayı 4x2. Biz kökler çarpımından hareket edersek x1 çarpı x2. C bölü a'dan, c bölü a'dan, c eksi 4x2, a zaten 1. Yani x1 çarpı x2. Eksi 4 x2'ye eşit. Bu durumda her iki tarafı x2'ye böldüğüm zaman x1'in eksi 4'e eşit olduğunu görürüz. Soru bizden kökler toplamını istiyor. Yani x1 artı x2'yi istiyor. x1 artı x2 eksi b bölü a'ya eşit. b x1 eksi 3. Eksi b eksi x1 artı 3 olur. a zaten 1. Yani kökler toplamı bizden istenen ifade eksi x1 artı 3 eşit. Burada diğer kökü bulmamıza gerek yok. Zaten toplam soruluyor. Ve biz x1 eksi 4 bulduk zaten. x1 yerine eksi 4 yazarsak eksi eksiden artı 4 olur. Artı 3'ten kökler toplamı 7 olur arkadaşlar. Cevap denizli olur. Beşinci sorudayız. x kare eksi 2x artı a eşittir. Sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir x2 eksi x1 4 olduğuna göre a kaçtır? Biz burada denklemin a'sını b'sini biliyoruz. C'sini bilmiyoruz. O yüzden kökler toplamını bulabiliriz. A'sı 1, B'si eksi 2, C'si ise A'dır sabit terimi. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi B bölü A'ya eşit. B eksi 2 olduğu için eksi eksi 2'den artı 2. A da 1, kökler toplamı 2 eşit. Bu denklemi de yani iki denklemi alt alta yazalım. Kökler toplamı 2. x2 eksi x1 de 4. Direkt zaten alt alta toplarsak x1'ler birbirini götürür. 2 tane x2 6 gelir. x2 eşittir 3 gelir. Zaten köklerden birini bulduğumuza göre denklemde yerine yazarız. 2 yazdık. Şey, x2 3'e e eşit. X yerine 3 yazacağız. 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 artı a eşittir 0 olacak. 9 eksi 6 artı a eşittir 0. Buradan artı 3 gelir. Diğer tarafa attığımda a eşittir. Eksi 3 olur. Cevap adan olur. Burada şöyle de yapabilirsiniz. Kökler hani x2'yi bulduk. x1'i bulabilirsiniz. x2 yerine 3 yazın. 3 eksi x1 eşittir 4. x1'i diğer tarafa atın. 4'ü bu tarafa alın. X1'de x1 de eksi 1 gelir. Dolayısıyla kökler çarpımı x1 çarpı x2 x1 eksi 1 x2 3 eksi 3 olur. Kökler çarpımını biz c bölü a'dan buluyorduk. c'si a. a'sı zaten 1. Dolayısıyla a eşittir eksi 3 de bulabilirsiniz alternatif olarak. Altıncı sorudayız. x kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Sanki biz bu denklemin köklerini bulabiliriz gibi duruyor. Çarpanlarına ayrılıyorsa arkadaşlar hiç kökler toplamı çarpımı formüllerinden gitmenize gerek yok. Bir deneyelim. Eksi 2'ye eksi 1 olarak verirsek ortayı veriyor. Çarpımları iki toplamları. O halde kökün biri 2 kökün diğeri de 1'dir. Yani hangisine hangi değeri verdiğimizin bir önemi yok. Çünkü aralarında bir kıyaslama verilmemiş. Bu x1 olsun, diğeri de x2 olsun. x1 gördüğüm yere 2 yazacağım. x2 gördüğüm yere 1 yazacağım. Birinci ifade 1 bölü 4'e, ikinci ifade 1 bölü 3'e eşit olacak. Payda eşitlersem, 4 ile 3 ile genişletirsem, 3 buradan, 4 buradan, 7 bölü 12 sonucuna ulaşırız. Yani denklem eğer çarpanlarına ayrılıyorsa ve köklere ulaşabiliyorsanız ilk olarak o yoldan gidin biz genelde çözdüğümüz soruların genelinde köklere ulaşamıyoruz. Yani diskriminant yoluyla ulaşabiliyoruz ve o da karışık oluyor zaten. Ulaşabiliyorsak işlemlerimiz çok daha kısa. Üçüncü testteyiz. x kare artı mx eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Böyle bir eşitlik verilmiş. m soruluyor. Payda eşitlersek burada onun paydasını x2 ile genişletirsem ben x1 çarpı x2 artı 1 bölü x2'ye dönüşür ifade ve kökler çarpımı ortaya çıkar ki ben kökler çarpımını bulabilirim. Sabit belli. A zaten 1. C bölü A'dan kökler çarpımı eksi 3 olur. Eksi 3 artı 1. İşler dışlar yaparsak eksi 2 x 2. Yani eksi 2 eşittir. Eksi 2 x 2. Her tarafı eksi 2'ye bölersek eksi 2'ler birbirini götürecek. x 2 eşittir 1 olacak. Köklerden birini bulduğuma göre yerine yazayım. Denklemde x gördüğüm yere 1 yazarsam 1'in karesi artı m çarpı 1 eksi 3 eşittir 0 olur. 1 eksi 3'ten eksi 2 diğer tarafa attığımda m eşittir 2 olur. Yani cevap denizli olur. İkinci sorudayız. x artı a'nın karesi eşittir. 4 eksi 2 a denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. x1 eşittir x2 olduğuna göre denkleminin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi X1, X2'ye eşitse yani eşit iki tane kök varsa nedir? Diskriminant sıfırdır. Veya nedir? İfade tam karedir. Şimdi biz burada veya çözüm kümesi bir elemanlıdır da diyebiliriz. Çözüm kümesi bir elemanlıdır. Şimdi biz burada diskriminanttan gitsek bir kere burayı düzenleyeceğiz. Karesini alacağız. Sağ taraftaki sayıyı sola alacağız. A'sını, B'sini, C'sini belirleyeceğiz b kare eksi 4 ac yapacağız. Çok uzun olacak. İfade tam kare kullanmak sanki daha kolay gibi. Çözüm kümesinin bir elemanlı olması şu an bize bir işi, işimize yaramayacak. İfadeyi tam kare olarak düşünelim. Yani şimdi bu ifade bir tam kare olacaksa zaten yani tam kare bir ifade düşünün. Mesela x kare eksi 2 x artı 1 eşittir 0. Bu ifade bir tam karedir. Mesela bu x eksi 1'in karesidir. Dolayısıyla kök birdir ve birden iki tanedir tam kare olduğu için. Yani bir denklem tam kare ise e, diğer taraftaki sayı sıfır olacak. Bir taraftaki sayı da x artı bir şeyin karesi veya x eksi bir şeyin karesi olacak. Şimdi sağ tarafta zaten herhangi bir x ifadesi olmadığı için ifadenin tam kare olan kısmı zaten buradır. Yani eşitliğin sağ tarafı sıfır olmalı ki bu ifade tam kare olsun. Yoksa tam kare olmaz. Eşitliğin sağ tarafını sıfır yapmalıyız kısaca. Yani 4 eksi 2a'yı sıfır yapıyorum, eksi 2a diğer tarafı 2 alarak geliyor, a eşittir 2 geliyor. A yerine 2 yazarsam denklem neye dönüşüyor? X artı 2'nin karesi eşittir sıfıra dönüşüyor. Bu halde bu denklemin kökleri neler? X artı 2'yi 0 eşitlersek sonuçta karesi sıfırsa kendisi sıfır olacak. Yani x artı 2 sıfır olacak, x eksi 2 olacak tam kare olduğu için de eksi 2'den 2 tane. Yani x1 de eksi 2, x2 de eksi 2. Bu denklemin kökler çarpımı eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4 olur. x kare eksi 8 x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. Kök içinde x1 artı kök içinde x2 ifadesi değil midir? Konu kısmında da çözdük aynısından. x1 artı x2 bu haliyle ne kökler toplamını ne kökler çarpımını bulamıyorum. Zaten köklere de ulaşamıyorum. Çarpanlarına ayıramıyorum baktığımda. Diskriminanttan gitsem, diskriminanttan da gitsem çok karışık olacak. Bu ifadeye bir isim verip köklerden çıkması amacıyla her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi. Karekök içinde x1'in karesi ne olur? Karekökten çıkar x1 olur. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki çarpı tek kökte yazıyorum direkt köklenen derece sayın olduğu için kök x1 çarpı kök x2 yazacaktım. Tek kökte x1 çarpı x2 yazdım. İkincinin karesi x2 eşittir a kare. x1 ve x2 yan yana yazarsam x1 artı x2 olur. 2 çarpı kök içinde x1 çarpı x2 olur. Yani gelen ifadeler kökler toplama ve kökler çarpımı. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan b eksi 8 eksi b artı 8 a'sı da 1 kökler toplamı 8. Kökler çarpımı c bölü a'dan 4 bölü 1 4. 4 2 olarak çıkacak. 2 kere 2 4 8 daha 12 olacak. a'nın karesi 12 ise a nedir? Karekök 12'dir. Her tarafı karekök alırız. Tabi a'yı mutlak değerden çıkarmamız gerekiyor. Hani kökten çift dereceli kökten çıkarırken. Ama zaten bu ifade kesinlikle pozitiftir. Çünkü kareköklü iki ifade Zaten negatif olamıyorlar, mutlak değerde çıkıyorlar ve arada artı var. Kesinlikle pozitiftir. A'yı aynen çıkarabiliriz. Kök 12'yi de 4 çarpı 3 olarak düşündüğümüzde 2 kök 3'e eşit olur. Yani ben bu ifadenin ismini A demiştim. A'yı 2 kök 3 buldum. Dolayısıyla bu ifadeyi 2 kök 3 olarak bulmuş oldum. Dördüncü sorudayız. x kare eksi x eksi 21 eşittir. 0 denkleminin kökleri x 2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Yine ben bunu çarpanlarına ayırıp kökleri bulabilir miyim? Bulamam. 21 7 çarpı 3 yapsam orta gelmiyor. 21'e 3, 21'e 1 yine gelmiyor. Hiçbir türlü gelmiyor. Farklı bir şey denemeliyim. Şimdi bu denklemin kökleri ise x1 ve x2. Denklemde yerine yazdığımda mesela x yerine x1 yazdığımda denklem doğru olmalı. x yerine x1 yazdım. x1'in karesi eksi x1 eksi 21 eşittir 0. Hani x1 yok. x1'in karesi var sadece. x1'in karesini yalnız bırakalım. x1'in karesi bu ikisini diğer tarafa attığımda x1 artı 21 eşit olur. Şimdi ben burada x1'in karesi gördüğüm yere bakın bu ifadeyi aşağıya alalım. x1'in karesi gördüğüm yere buraya eşit olan x1'in karesinin eşit olan x1 artı 21 yazarsam ne gelecek? x1 artı 21 yazarsam bir de burada x21 olduğu için bunlar birbirini götürecek. x1 gelecek. Yine benzer şey ikincide de gerçekleşecek. Sonuçta ben x2 yazdığımda da yazalım görelim. x 2'nin karesi eksi x2. Burada yerine yazıyorum. x gördüğüm yere x2 yazıyorum. Eksi 21 eşittir 0. Yine x2'nin karesini yalnız bıraktığımda Eksi x2 artı x2 eksi 21 artı 21 olarak gelecek. Burada ben x2'nin karesi gördüğüm yere x2 artı 21 yazabilirim. Sonuçta eşit. Eksi 21'den yine bunlar gidecek. İkinci parantezden de x2 gelecek. Yani kökler çarpımına eşitmiş bu ifade. Kökler çarpımı c bölü a'ya eşit. Bu denklemin c'si sabit terimi eksi 21. A'sı yani ikisinin katsayısı da artı 1. Dolayısıyla cevabımız eksi 21 olur. I'nin e karesi eşittir eksi 1 olmak üzere Z'nin karesi eksi 4 Z artı 6 eşittir 0 denkleminin kökleri Z1 ve Z2'dir. Z1'in karesi artı Z2'nin karesi kaçtır? Yine benzerini çözmüştük. Z1'in karesi artı Z2'nin karesi neye eşit? Z1 artı Z2'nin karesi. Eksi 2 çarpı z1 çarpı z2'dir. z1 artı z2 kökler toplamı eksi b bölü a'nın karesi kökler çarpımı da c bölü a. Zaten a1 z karenin katsayısı 1. b eksi 4 z'nin katsayısı. Dolayısıyla eksi b artı 4 olur 4'ün karesi. Yine a1 c ise 6 6 bölü 1'den 6 gelir. Yani 16 eksi 12'den Cevabımız 4 olur. 6. sorudayız. Denklemin kökleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birbirine eşit gerçek kökü vardır diyor. Önce diskriminanta bakalım. Delta eşittir b kare eksi 4 ac'den b eksi 5 eksi 5'in karesinden artı 25 a 3 x karenin katsayısı c'de 1. Yani 25 eksi 12'den diskriminant 13'e eşit. 13 sayısı sıfırdan büyük olduğundan nedir? Diskriminant sıfırdan büyük olduğunda iki farklı reel kök vardır. Eğer delta diskriminant sıfıra eşitse çakışık kök var. Bir kökten iki tane var. Delta sıfırdan küçükse de reel kök yok. Karmaşık kök var diyorduk. Şimdi bu da diyor ki birbirine eşit iki gerçek kök var. Yanlış. Delta'nın diskriminantın sıfır eşit olması gerekiyor. Sıfır eşit değil. Köklerden ikisi de pozitiftir. ikisi de negatiftir. Bunlara toplamlarından, çarpımlarından bakacağız. Gerçek kök yoktur diyor. Yanlış. İki tane var. Şimdi bu üç seçeneğe cevap verebilmek için kökler toplamı ve kökler çarpımına karar vermeliyiz. Bakmalıyız. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dır. Denklemin b'si Eksi 5, x'in katsayısı. Eksi b artı 5 olur. A'sı x karenin katsayısı 3. 5 bölü 3 pozitif. Kökler toplamı pozitifse, ya buradan şunu diyemeyiz tabi. E, i̇kisi de pozitif diyemeyiz. E, en az biri pozitif olacak tabi. İkisi negatif olamaz ama e, mesela pozitif olan daha ağır basar e, ve e, köklerin toplamı pozitif olmuş olabilir. O yüzden kökler çarpına bakacağız. Kökler çarpımı c bölü a. C'si 1, a'sı 3. Bu da pozitif. O zaman köklerin çarpımının pozitif olması bize neyi söyler? Köklerin aynı işaretli olmasını söyler. Ya ikisi de pozitiftir ya ikisi de negatiftir. Şimdi eğer ikisi de negatif olursa köklerin toplamı sıfırdan büyük olamaz. Demek ki köklerin ikisi de pozitif. Köklerin ikisi de pozitif ifadesi olan B seçeneği doğru. Evet geldik son teste. Denkleminin kökleri ardışık tam sayıdır. Buna göre M'ye kaçtır? Ardışık tam sayılar ifadesinden ne anlamalıyız? Ardışık tam sayılar düşünün. 2, 3, 4, 5 veya eksi 2, eksi 1. Bunların arasında nasıl bir ilişki vardır? Farkları birdir. Yani köklerin farkı ne olmalı? 1 olmalı arkadaşlar. Tabi büyükten küçüğü çıkardığımızda 1 olmalı. Şimdi kökleri düşündüğünüz zaman biz kökleri nasıl buluyoruz? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Biri bu. Diğeri eksi b eksi kök delta. Bölü 2a. Yani delta'nın önündeki işaret farklı sadece. Şimdi biz bu kökleri çıkardığımızda hangisi daha büyük? Kıyasladığımızda önce tabii ki bu daha büyük. Çünkü delta'yı ekliyoruz. Burada çıkarıyoruz. Buradan gelecek kök daha küçük olacak. O zaman x1'den x2'yi çıkardığımda sonuç 1 olmalı arkadaşlar. x1'den x2'yi çıkarırsam zaten paydalar eşit tek paydada yazalım. Bunun formülünü vermiştim aslında size ama unutulmuş olabilir. Direkt formülden başlamak istemedim. Ee, x1'in payı eksi b artı kök delta. Şimdi çıkardığım için x2 bunlar işaret değiştirecek. İkisi de eksiye ikisi de artıya dönecek. Artı b artı kök delta olacak. Eksi b artı b birbirini götürecek. 2 tane kök delta bölü 2a'dan kök delta bölü a olacak. Zaten a'sı 1 x karenin katsayısı. Yani köklerin farkı 1 diye hani. Kök delta eşittir 1 sonucuna ulaştık. E kök delta 1 ise delta 1'dir. Hangi sayının kare kökü 1'e eşit? 1'in. Diskriminant 1 sonucunu şimdi elde ettiğimiz bilgiyi kullanalım, uygulayalım. Diskriminant b kare eksi 4 ac'ye eşit. Bu denklemin abc'si a'sı zaten 1. B'si x'in kat olan eksi 4m artı 1. Zaten karesini alacağım için eksisini almama gerek yok. 4m artı 1'in karesi. Yani B yerine 4m artı 1 alabilirsiniz. Eksi 4 çarpı A1 C ise eksi 2m eksi 1. Bu neye eşit? 1'e eşit arkadaşlar. 4m artı 1'in karesini alalım. Birincinin karesi 4m'nin karesi nedir? 4'ün karesinden 16 m'nin karesinden m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çarptık 4m 2 katı 8m. Artı ikincinin karesi 1'in karesinden 1. Sonra eksi 4'ü dağıtacağım. Zaten bu negatif. İkisi de negatif. Sonuç hep pozitif olacak. Yani 4 çarpı 2'den 8 M. 4 çarpı 1'den 4 olacak. Eşittir 1. Bu 1'i de sağ tarafa alalım. Şu 1 ile bunlar birbirini götürsün. Sol taraf komple 0 olsun. Sağ tarafı düzenliyorum. 16 tane M'nin karesi. 8 8 16 M. Artı 4. Biz M'yi bulacağız arkadaşlar. Bu ifade... Çarpanlarına ayrılırsa 16 4 m kareyi 4m'ye 4m. 4'ü de 2, 2 diye ayırırsam arkadaşlar çapraz çarptım 8, 8 topladım ortayı veriyor. Yani 4m artı 2 çarpı 4m artı 2'dir. Yani burası tam karedir aslında. Neyin karesidir? 4m artı 2'nin karesidir. Ve sonuç 0. O halde 4m artı 2 0 eşit olmalı. Hangi sayının karesi 0? 0'ın. 2'yi diğer tarafa attığımda 4m eşittir. Eksi 2 her tarafı 4'e böldüğümde eksi 2 bölü 4'ten m eşittir. Eksi 1 bölü 2 olur. Yani cevap adan olur. İkinci sorudayız. Denkleminin kökleri birer pozitif tam sayıdır. Buna göre denkleminin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi bu denklemin kökler toplamını bulamam zaten. Önce abc'sini yazayım. a'sı 1, b'si m, c'si ise 7. Ama kökler çarpımını bulabilirim. Kökler x1 ve x2 olsun. x1 çarpı x2 c bölü a'dan 7 bölü 1'den 7'dir. Şimdi düşünün. iki tane kök var elinizde. Bunların çarpımı 7 ve bunlar birer pozitif tam sayı. İki tane pozitif tam sayı çarptığınızda 7 olacak. Bunlar ne olabilir? Kesinlikle 7'ye 1. Birinden biri 7'dir. Diğeri 1'dir. Şimdi bu halde bu durumda biz M'ye ulaşabiliriz. Yani kökleri bulduk çünkü. Herhangi birini yerine yazarız. Mesela x yerine 1 yaz. 1'in karesinden 1. M çarpı 1'den M artı 7 eşittir 0 olur. 1 artı 7'den 8 olur. Diğer tarafa attığımda M eşittir eksi 8 olur. M'ye ulaştığımıza göre diğer denklemde M yerine eksi 8 yazalım. Denklemi düzenleyip kökler çarpımını bulalım. X artı 4'ün karesini direkt açalım. X artı 4'ün karesi x kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı çarptık 4x iki katı 8x. İkincinin karesi 4'ün karesinden 16. M yerine eksi 8 yazacağım. Eksi 8 çarpı x artı 4 gelecek. Artı 7 eşittir 0 denklemimiz. Eksi 8'i dağıtacağız. Burada 16 ile 7'yi toplayabiliriz. x kare artı 8x artı 23 eksi 8x eksi 32 eşittir 0. 8x'ler birbirini götürür. x kare 23'ten 32'yi çıkarırsak eksi 9 olur. Ve x kareyi yalnız bırakırsak artı 9 olur. Yani x kare 9 ise köklerden biri 3'tür. Diğeri eksi 3'tür. Köklere ulaştık zaten. Bu denklemin köklerine. Hani buradaki x1, x2 diğer denklemin üstteki denklemin. Bunlar da yeni denklemin kökleri. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 olur. Yani Bursa olur. Üçüncü sorudayız. M büyüktür 3 olmak üzere. Denkleminin kökleri için hangisi daima doğrudur? Zıt işaret iki gerçek kökü vardır diyor. Şimdi biz buna karar vermek için kökler çarpımı ve kökler toplamına bakalım. Önce A, B, C'sini belirleyelim. A'sı 1 x karenin kat sayısı. B'si x'in kat olan eksi parantezinde m artı 2. C'si ise sabit sayı olan m eksi 3. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan. B zaten eksi parantezinde m artı 2. Dolayısıyla eksi b m artı 2 olacak. A zaten 1. Kökler toplamı m artı 2. Şimdi biz m'nin 3'ten büyük olduğunu biliyoruz. m 3'ten büyükse m'ye 2 eklediğimde 5'ten büyük bir sayı elde ederim. Yani kesinlikle 0'dan büyük olur. Kökler toplamı 0'dan büyük. Elde ettiğimiz sonuç bu. Ama köklerin toplamının pozitif olması ikisinin de pozitif olduğu sonucunu vermez. Bir de kökler çarpımına bakalım. x1 çarpı x2 c bölü a. c'si m eksi 3. a'sı zaten 1. m sayısı 3'ten büyük olduğu için 3'ten büyük bir sayıdan 3 çıkarırsanız sonuç pozitif olur. Yani ikinci sonucumuz x1 çarpı x2'nin de 0'dan büyük olduğu. O halde kökler çarpımı pozitifse ikisi de aynı işaretleri. Ya ikisi de negatiftir ya ikisi de pozitiftir. Kökler toplamı pozitif olduğu için bu köklerin kesinlikle pozitif olması gerekiyor. Eğer ikisi de negatif olursa toplamları da negatif olur. Sıfırdan büyük olmaz. O halde bu denklemin iki kökü var. İkisi de pozitif. Zıt işareti iki gerçek kökü vardır. Yanlış. Birbirine eşit iki gerçek kökü vardır. Bunu bilemeyiz. Pozitif olduğunu biliyoruz. Birbirinden farklı iki negatif. Yanlış. Birbirinden farklı iki pozitif gerçek kökü vardır. Kesinlikle doğru. Dördüncü sorudayız. x kare eksi a artı 1x artı a eşittir 0 denkleminin kökleri de x1 ve x2'dir. x1'in mutlak değeri x2'nin mutlak değerine eşit olduğuna göre a'nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Şimdi x1'in mutlak değeri x2'nin mutlak değerine eşitse iki ihtimal vardır. Ya x1 x2'ye eşittir ya da x1 x2'nin eksilisine eşittir. Hani eksilisi de olabilir. Şimdi birinci... Değil de şu ihtimale baktığımızda yani x1 eşittir x2 olduğunda ne demek oluyor? Simetrik kök. Niye simetrik kök? x2'yi bu tarafa aldığınızda x1 artı x2 eşittir 0 veya köklerden biri diğerinin eksilisi simetrik kök oluyor işte direkt. Kökler toplamı 0 oluyor. Simetrik kök olduğu için toplamları 0. Sıfır. Toplamları 0 ise ne 0'dı? B 0'dı. Hani eksi B A yapıyorduk ya. Yani x'in kat sayısı 0 olacak. Yani a artı 1 eşittir 0 olacak ki x1 eksi x2 eşit olsun. O halde a artı 1 0 olacaksa a ne olur? Eksi 1 olur. a'nın bir değeri bu. Diğer ihtimali değerlendirsek yani x1 eşittir x2 demek ne demek? Şurada yazsak. Ne demek? Çakışık kök var demek. Çakışık kök var veya ne demek? Delta 0 eşit demek. Çözüm kümesi bir elemanlı demek. Delta sıfırı eşidi burada kullanmak işimizi yarayabilir. O halde bu ihtimale göre delta yani b kare eksi 4 ac eşittir sıfır diyorum. b eksi parantezinde artı 1 ama eksi almama gerek yok karesini alacağım için. a artı 1'in karesi diyorum. Eksi 4 çarpı a 1 x karenin kas c de a zaten sabit sayı eşittir sıfır. A artı 1'in karesini açıyorum. Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikincinin çarpımı A 2 katı 2A. Iki i̇kincinin karesi 1'in karesinden 1. Eksi 4A eşittir 0. 2A'dan 4A'yı çıkarırsam eksi 2A gelir. A kare eksi 2A artı 1 eşittir 0 gelir ki bu da A eksi 1'in karesidir zaten. A eksi 1'in karesi 0 ise A eksi 1 0'dır. Yani A eşittir 1'dir. A'nın bir değeri eksi 1. Diğer değeri artı 1. Bunları topladığımız zaman sonuç 0 olur. 5. sorudayız. x kare eksi 6 x artı 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. x1'in karesi eksi x2'nin karesi. Artı 12 tane x2 diyor. Burada direkt gözümüze 2 kare farkı çarpıyor aslında. x1'in karesi eksi x2'nin karesi neye eşittir? x1 eksi x2 çarpı x1 artı x2'dir. Yani farklarıyla toplamlarının çarpımıdır. Toplamlarına ben çok rahat ulaşabilirim. Eksi b bölü a'dan b eksi 6 eksi b artı 6 A zaten 1. 6 bölü 1'den 6. Kökler farkına da ulaşırım ama delta bölü A'dan uğraşmayayım şimdi. 6'yı dağıtalım. Daha kolay yolu olabilir çünkü. Dağıttık. 6 tane x1 eksi 6 tane x2 artı 12 x2 olur. Hem bir kere burayı bulsak bile delta bölü A'dan x2'ye ne diyeceğiz. Tekrar uğraşmış oluruz. Şimdi burada eksi 6 x2 ile 12, x2'yi topladığınız zaman ne gelecek? 6 tane x2 gelecek. E, 6 parantezinde toparladığında 6 parantezinde x1 artı x2 olacak ki kökler toplamının 6 katı demek oluyor bu. E, kökler toplamını biz az önce 6 bulmuştuk yazalım. 6 çarpı 6'dan cevabımız 36 olur. Evet geldik son soruya. Denkleminin sıfırdan farklı simetrik iki gerçek kökü vardır. Simetrik iki gerçek kökü varsa kökler toplamı sıfırdır. Kökler çarpımı negatiftir. Şimdi bu e, kökler toplamı sıfırsa arkadaşlar bu denklemin b'si sıfırdır. Hani a, b, c diye a'sı bir. x karenin katsayısı b'si şura komple. Yani eksi parantezinde m kare eksi m eksi 2 c'si ise sabit sayı m artı n eksi 2 b 0 olacak ki hani kökler toplamı eksi b bölü a diyoruz eksi b bölü a'nın sıfır olması demek b'nin sıfır olması demek yani b'si ne bunun eksi parantezinde m kare eksi m eksi 2 eşittir 0 eksiği görmeme gerek yok çünkü zaten Burası 0 olacak ki sonuç 0 olsun. Yani m'nin karesi eksi m eksi 2 eşittir 0 olmalı. Buradan m'yi nasıl buluruz? Çarpanlarına ayrılıyor. Eksi 2'ye 1 çarptım. Eksi 2 topladım. Eksi 1. Yani m'nin bir değeri 2. Diğer değeri eksi 1 geliyor. İki ihtimal var m için. Diğer taraftan bakalım. Kökler çarpımı negatif olacaktı. Kökler çarpımı c bölü a idi. C Komple m artı n eksi 2. Bu sıfırdan a zaten bir. Sıfırdan küçük. Yani m artı n 2'den küçük olacak. Şimdi burada n'nin alabileceği değerler diyor ya. M'nin alabileceği değerler, şey N'nin alabileceği değerler M'ye bağlı. Çünkü M artı N 2'den küçük. M'nin değerlerini değerlendirelim burada. Mesela M1 eşittir 2 için diyelim. M1 2 eşit ya m yerine 2 yazalım. Yani m'nin alabileceği birinci değer 2 ya. 2'yi yazalım. n'nin değer aralığını bulalım. 2 yazarsam 2 artı n küçüktür 2. 2'yi diğer tarafa atarsam n küçüktür 0 gelir. Bu durumda n'nin alabileceği değerler e, hani 2 birbirinden farklı 2 tam sayı en çok değeri diyor ya. En büyük alabileceği değerler nelerdir? Eksi 1'e eksi 2'dir. En büyük. Sıfırdan küçük olduğu için topladığımızda ne gelir? Eksi 3 olur diğer ihtimali değerlendirelim. Bir de m'nin eksi 1 olduğu durumu değerlendirelim. m yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 artı n küçüktür 2 olur. Eksi 1'i diğer tarafa attığımda artı 1 olarak geçer. n 3'ten küçük olur. Bakın burada daha büyük değerler alabiliyor. 3'ten küçük değerler alabiliyorsa alabileceğim büyük değer 2'dir. Sonraki değer de 1'dir. Dolayısıyla 2 artı 1'den en büyük değer bu taraftan 3 gelir. Diğer taraftan eksi 3 geldiği için onu almayacağız. Bu taraftan daha büyük geldiği için en çok değer dediği için cevabımız artı 3 olacak.